World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Covid sebebiyle bayağı bir süre yalnız bıraktık sizi. Şimdi bugün bomba gibi geri geliyoruz. Yanımızda Göztepe Spor Kulübü'nün değerli başkan vekili, benim de yakinen tanıdığım Talat Papatya var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Talat Başkan'la alakalı ve Göztepe'mizle alakalı sorulara geçmeden önce ben konsepti bir anlatayım. Çünkü memnun olurum. Büyük bir ihtimal yeni takipçilerimiz, yeni izleyenlerimiz olacak Göztepe ile alakalı olarak. Bu programın amacı yurt dışında yaşayan yabancıların bu videoyu izleyip Türkiye'deki iş kollarıyla alakalı bilgi edinmeleri. İşte bunu bir Kanadalı izliyorsa vay be işte aslında Türkiye'de ne kadar zormuş bu işi yapmak deyip mutlu olmaları ya da ya aslında bizim iş burada daha zormuş Türkiye'ye mi gitsek demeleri. Bununla alakalı bir işte çok sayıda iş yaptık bunlarla alakalı. Ama bir kulüp nasıl yönetilir? Kulüp başkan vekilliği nedir? Hatta işte hep derim ben başkan yarısıdır. Nasıl olur bu işler? Bunu öğrenmek istiyoruz biz. Tayyip Başkan'ın. İlk ben sorunu başlayayım. Tamam. Dilim döndüğünce ben de anlatmaya çalışırım Cenk'le. Hiç yok. Şimdi Talat Başkan'ım bir sizi tanıyalım. Talat Papatya kimdir, nedir, ne yapar? Talat Papatya, Sakarya doğumluyum. İlk orta öğrenimini Sakarya'da tamamladıktan sonra Ankara Yükseliş Koleji'nde mezun oldum. Daha sonra sevdam olan İzmir'le yolum üniversitede kesişti. 9 Eylül Üniversitesi'nde 4 yıl yüksek lisansımı yaptım. Daha sonra da Mehmet Sepil Başkanım'la birlikte Göztepe'mizin devir aldığımız dönemde son 8 yıldan beri de Göztepe Spor Kulübü'nün başkan vekilliğini yapıyorum. Ne güzel. Hemen bir soru soracağım. Evet. Şimdi başkanım, İzmir'in ateşli bir taraftarı olan Göztepe, hatta ben bütün dünyada elimden geldiği kadar gezdik, baktık, işte maçları izledik. Göztepe bambaşka bir yerde. Şimdi bir, 8 yıl yormuyor mu? Yormadı mı? İlk önce bunu öğrenmek istiyorum. İkinci soru da bir daha olsa yapar mıydınız? Aslında soruna soracağım bir soru be ama hani bir, yormuyor mu? İki, bir daha olsa bu 8 seneyi böyle yaşar mıydınız? Bir, çok yoruyor. İki, 8 sene öncesine dönsem tekrar aynı yorgunluğun altına zevkle girerim. Şimdi gerçekten böyle çok köklü bir camiada bu görevlerde bulunmak, köklü bir camiaya hizmet etmek, eğer bu işi kalben ve gönülden yapıyorsunuz, bütün sorumluluklarınızın da farkında olduğunuz anlamına gelir. Ve bu sorumluluklar da insanı gerçekten yorar. Tabii ki o zaman ikinci sorunla bağlantılı olarak bu kadar yorarsa bu işe niye devam ediyorsunuz sorusu geliyor. İşte orada da Göztepe'nin tarihinin, efendime söyleyeyim, camianın büyüklüğü devreye giriyor. Ben aslında bu işin gönülden olmadığı zaman hep söylerim. Yani dost sohbetlerinde de söylemişimdir. Yani akıllı adam işi değil derim. Buna çok tanığım da vardır. Ama yapılacak iş değil derim. Ama geriye dönüp de hani kendimce ben iyi bir hayat yaşadığımı düşünürüm. Ama geriye dönüp baktığım zaman da hayatımın en mutlu anları dediğim zaman da işte Göztepe'nin şampiyonluk günleri geliyor. Allah nasip etti bize işte ikincilikte aldığımız takım şu anda Süper Lig'de. İki tane şampiyonluk yaşamayı Allah bize nasip etti. Dönüp baktığım zaman o iki şampiyonluk hayatımın sanki ağaç kabuğundan çıkmışım, başka hayatımda hiçbir şey olmamış gibi en mutlu anlarım o iki şampiyonluk maçı. Tabii ki stadımızın açılışı, yani 95 yıllık o zamanki tarihimizde olmayan bir stadı ve bence tabii ki kirpi yavrusunu pamuğum diye de sever ama bence Türkiye'nin hatta kendi ölçeğinde dünyanın en güzel stadı olduğu için yani o stada her girdiğim zaman yani ne kadar stresli olursam, ne kadar yorgun olursam o stada her girdiğimde bütün yorgunluğum da stresim de gidiyor. Yani evime girmiş gibi hissediyorum oraya. Hatta açılış zamanları yani ayakkabılarımı çıkartmak geliyor. Galoş takmak geliyor içeriye girerken diye hep öyle düşünmüşümdür. Yani bilmiyorum sorunuzun cevabı yok, oldu mu ama aldım. Sonuç olarak sorumluluk insanı
nerede olursa olsun sorumluluk sahibiyseniz sizi yorar, çok yorar. Ama dediğim gibi o yorgunluk da işte bir kupayla, bir golle, bir taraftarınızdan duyduğunuz güzel sözle yok oluyor, gidiyor. Peki başkanım, şimdi... Tabii hep güzel sözler de duymuyoruz, kötü sözler de var. Şöyle devam edeyim başkanım. Şimdi bu Talat Papatya konusunu ben biraz ilerlemek istiyorum. Çünkü aslında ana konumuz bizim. Şimdi insanlar bizim şeyi anlamıyoruz. Biz bütün evrensel bir sorun bu. Sanki siz yolda yürüyormuşsunuz da biri sizi böyle işte çocuğum gel bakalım şu kulübün başına bir geç. İşte çocuğum gel bakalım işte şu iş yerinin başına geç gibi algılıyorlar. Bunu daha çok şeylerde de görürüz, antrenörlerde. İşte bu çocuk sol tarafta oynatılır mı? İşte bu çocuk sağda oynatılır mı? Sanki hoca bunu bilmiyormuş gibi. Hani veya işte ya bu alınır mı? Bu satılır mı? Hani bir tek o biliyor gibi. Veya işte biz her şeyde vardır bu ya. Et böyle mi kesilir? İşte değil mi? Hani vardır makarna, yok, bu makarna böyle mi yapılıyor ama toplu... Yok, makarna eti bilmem ben ama... Bakın mesela ben bilmediğimi söyledim aslında ama ben futbolu da bilmem, onu da söyleyeyim. Yani hayatta en iyi bildiğim şey bir şeyi fazla bilmediğimdir. Ben hep bunu söylerim. Yani futbolda da en iyi bildiğim şey futbolu iyi bilmediğimdir. Ama maalesef Türkiye'de, dünyada da genelde çok bilinir ama Türkiye'de herkes bilir. Hatta böyle işte bir yabancı milli takım teknik direktörü, o zamanlar işte 70 milyon teknik direktör var Türkiye'de demişti. Bunun gibi futbolu herkes biliyor. Ya belki de bu kadar popüler olmasının sebebi de gerçi burada bu kadar basit olması, insanların kolay yorum yapabiliyor olması. Çok belki. Yani kolay yorum yapabilmek, yani yorumu her zaman yapabilirsin canım. Yorum yapmak zaten kolaydır. Yani ben uzayla da ilgili yorum yapabilirim şimdi yani. Ama yorum ya da fikrimi beyan edebilirim ama fikirle bilgi farklı şeyler. Yani herkesin fikri olabilir. Ama futbolda insanlar bu fikirlerini bilgiymiş gibi aktarıyorlar. Doğal olarak da diğer bilgisi olmayan insanlar da o fikri bilgi gibi kabul edip onlar da bazen hiç alakası olmayan konularda yorum yapıp bazı şeyleri doğruluk ekseninden çıkartmak koşuluyla bence zarar veriyorlar sektöre. Ama işte öbür taraftan da dediğim gibi belki de bu kadar kitleleri peşinden koşturan bir spor olması bu özelliğinden, bir de tabii ki sonucu belli olmayan, her zaman sürprizlere açık, belki de takım sporları ya da bireysel sporlarda güçsüzün güçlüğü yenebildiği tek spor dalı futboldur bence. Yani ne basketbolda olur ne voleybolda olur, çok az olur sürpriz. Yani bireysel sporlarda zaten olmaz. Güçlü bir boksör her zaman galip gelir. Favoriler her zaman kazanır ama futbolda öyle olmuyor. O yüzden belki de o nedenle futbol insanlara daha cazip geliyor. Zaten sonucunu bilseniz zaten kim gider ki maça? Yani her maçta ne kadar güçlü olursanız olsun o maçın içinde, futbolun o içinde barındırdığı heyecan insanları cezbediyor. Ama dediğim gibi herkes de futbolu biliyor. Şimdi başkanım, o sorumu şöyle bitireceğim. Birçok kişi siz sokakta yürürken başkan vekili olduğunuzu, işte biz sokakta yürürken bir yere yönetici olduğumuzu, işte hukukçu olduğunuzu, bankada çalışan bir adam olduğunuzu düşünüyor herhalde ki. Çok kolay olduğunu sanır birçok kişi maalesef. Şimdi ben şunu soracağım. Talat Papatya yolda yürürken böyle... Arkadaş bakar mısın? Bizim kulübün başına geçer misin? Veya işte kulübe yardımcı olur musun? Yönetmekte diye mi seçildi? Sizin bu kulübün başına geçmenizdeki etken nedir? Çevreniz mi çok genişti? Hiçbir şey bilmediğiniz halde sizi başına mı geçirdiler? Yoksa çok bilgiliydiniz. Ve dediler ki burayı en iyi bu adam mı yönetir? Nasıl başkan vekili oldunuz? Yani ben başkan vekili olmak istesem bir kulüpte ne ihtiyacım var? Yani benim hikayemde Mehmet Sefil'e ihtiyacım var. Yani Mehmet Sefil benim çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir büyüğümdür. Yani uzun yıllardan da beri tanışırız, ailece de görüştüğümüz bir abimdir. O nedenle böyle biz bir seyahat sırasında, bir sohbet sırasında, daha önceden hani İzmir'de dediğim gibi o zaten biliyorsunuz hemen kulübün yan binasında doğmuş ve İzmir'e bir şeyler katmak üzere belli bir ekonomik güce ulaştığında da ben İzmir'e, doğduğum şehre nasıl bir hizmet ederim
düşüncesinde olan bir kişiydi. Bu konuşmalar sırasında da konu spor ve Göztepe'ye geldiğinde ben de 79. sokakta burada, üniversite yıllarında burada oturdum. Hep yani caddelerde, o maç günlerinde Göztepe. Zaten aslında Sakaryalı olduğum için yani Göztepe kardeşlik. Ve Sakarya'nın kardeşliği de bence Türkiye'de ve hatta dünyada ender bir kardeşliktir. Yani kağıt üzerinde değil, sözde değil, özde bir dostluk var. Bu da beni ekstra mutlu ediyor. O nedenle Göztepe'ye gelince aman abi ne kadar güzel olur. Hani biz de elimizden gelen yardımı sunarız dedik. Aslında bizim belki de avantajımız bu işe fazla bir şey bilmeden girmek. Çünkü bu işin profesyonelleri var. Bu işi biz hep, Mehmet Seppil de hep o düşüncede olan bir insandır. Biz yani bir şekilde aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girmesi gibi nasıl olduğunu anlamadan biz bu işe girmiş olduk. Yani bunu söylemekten de imtina etmiyorum. Aslında ben ilk senenin sonunda bunun ne kadar zor olduğunu şampiyon olduktan sonra, çünkü hakikaten çok çok kirli insanlar da var. Çok şey, yani camiadayken futbol camiasını kastediyorum. Çok böyle yönetilmesi zor insanlar da var. Paralar çok büyük. Yani rant çok büyük. Rantın paranın olduğu, ama sonuçta burası bir şirket mantığıyla yönetildiği için evet. O da bizim başka bir zorluğumuz oluyor. Yani insanların bizim öyle diğer kulüpler gibi, yine hiç kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama öyle çok rahat desteklerimiz yok. Sonuçta Mehmet Sebil'in tamamen destekleriyle yürüyen bir kulüp. Sonuçta şu anda Türkiye'de maalesef futbol denk bütçeyle yürütebilecek bir halde değil. Biz bütün çabamız, bütün uğraşımız da zaten bunu sağlamak. Bunu sağladıktan sonra Göztepe Spor Kulübü ayaklarının üzerinde dursun. Kişilerden bağımsız olsun. Yani evet. Mehmet Sepil giderse de, Talat Papatya olmasa da burada bir kurumsal yapı olsun. Kişilerden bağımsız olarak bu... Çünkü biz yurt dışında böyle olduğunu analiz ettik. Biz bunu yurt dışında böyle olduğunu gördük ve onları model aldık. Tamamen başarabildik mi? Hayır, maalesef. Yani hani çok var bile, Türk işi var gibi bir söylemler çıktı. Maalesef bir anda siyahtan beyaza geçemiyorsunuz. Yavaş yavaş, ben kendimizi o konuda ne dersen griyiz derim. Siyah değiliz ama en azından beyaza daha yakınız derim. Yaptığımız çok şey var ama hani şeydeki ya. Gibi masal girizgahlarındaki gibi. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de baktık ki bir arpa boyu yol gittik. Yani biz çok 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 yol aldık ama almamız gereken yol bence hem kendi özelimizde, Göztepe özelinde hem de Türk futbolu özelinde daha çok yol var. Bizim de başlangıcımız böyle oldu. Yani Mehmet Sepil ile birlikte geldik. Tamamen onun çocukluk aşkı olan kulübünü ve doğduğu şehre bir vefa borcunu ödemek üzere geldi. O zaman yanında da ben vardım. Bana da lütfetti bu onurlu, gururlu vazifeyi. Biz de dediğim gibi çok büyük onur, gurur, zevkle yapıyorum. Ama öbür taraftan da elimden geldiğince yapıyorum. Artık onun takdirinde camiamıza bırakıyoruz. Yabancılar için, izleyen arkadaşlarımız için. Türkiye'de spor sistemi association denilen ve dernekler üzerinden gidiyor. Bu dernekler üzerinden gitmesinin maalesef sıkıntısı şu. Harcanılan paranın çok fazla hesabı sorulamıyor. Çünkü seçimle geliyor ve seçimle gidiyor insanlar. Tabii ki hesabı soruluyor ama bu sıkıntıyı aşmanın en kolay yöntemi de şirketleşmek. Şirket çünkü farklı departmanlara ait olduğu için, herkes birbirini kontrol edebildiği için şirketleşme mantığı her zaman daha iyi gibi görünüyor. En azından yurt dışında böyle bir mantık var. Evet, patronu ve CEO'su karar veriyor, yatırım yapıyor ama en azından dernekte olduğu gibi alıp başını gidemiyor. Kanada mantığıyla, en azından Amerika'dan izleyenler için, Amerika kıtasını izleyenler için bunu ekleyeyim. Bu bir. İkincisi, programlarımızı takip edenler bilecektir. Hocam, başkanım sizde de var bu. Başarılı olan kişiler çok fazla başarılarını bahsetmeyi sevmiyorlar. Şimdi mesela sorumun cevabı, bir Mehmet Sepil'e ihtiyacınız var. Evet. Yani Göztepe'nin bir Mehmet Sepil'e ihtiyacı vardı.
Ben her zaman söylerim, Mehmet Sepil İzmir'e heykel yapılacak insanlardan bir tanesidir. O sebeple ama büyük bir Mehmet Başkan'a da konuşsak, o da anlatmayacaktır. O da diyecektir ki işte Ahmet'e, İhsan'a ihtiyacım vardı. Çünkü insanlar hep network üzerinden gidiyorlar ama aslında başarılarını göz ardı ediyorlar. Ben mesela size söyleyeyim. Sizin neden bu pozisyonda olduğunuzu ben neden görüyorum? Bir, az önce anlattığımız şey şu. İşi bilene yaptırmak. Her işi yaptığınızı, iyi yaptığınızı düşünmüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim özelliğim bu. Ben başkasına, hani yapamadığımı başkasına yaptırtırım. Bir örnek vereyim. Az önce biz başkanımla bu odada görüşürken bir arkadaş geldi. Ve dedi ki ben sporcu getirmek istiyorum Türkiye'ye. Sporcuları işte minimum ücrete alıp maksimuma satmak istiyorum dedi. Ve başkanım bir saniye deyip bu bölümle alakalı bir hocamızı arattırdı ve onunla görüşme yaptırdı. Yani çocuğa şunu demedi arkadaşımıza. Ya bu olmaz. Dur bakalım internetten bu adamlar kimdir? Birine yönlendirdi. Bence bu kulüple alakalı benim nacizane dışarıdan gördüğüm çok güzel bir ekip. Ekibi de tanıyoruz. Ve bu ekibin içerisinde de her işi güzel yapan bir arkadaş çevresi var. Bence öveyim biraz güzel, daha. Yok, teşekkür ederim. Ya güzel yapan demeyelim. İyi yapan demeyelim. Ya da doğruları yapan demeyelim. Çünkü futbolda güzellik, iyilik, doğruluk hepsi göreceli kavramlar. Yani sonuçta malzemeniz en nihayetinde malzeme deyince top, krampon, forma diye ama malzeme insan. Yani sonuçta buradaki malzemenin insan olduğu yerde iki kere iki bazen dört etmiyor. Evet. Ha, biz ne yapmaya çalışıyoruz ya da çalıştığımız olay ne? Biz yanlışları yapmamaya çalışıyoruz. Biz doğruların peşinden değil ilk başta. Çünkü bu doğrular ve yanlışlar da aslında biraz göreceli oluyor. Neye göre doğru, neye göre yanlış? Yani A takımının doğrusu bizim yanlışımız oluyor. Bizim yanlışımız başka, pardon, bizim doğrumuz başka takımın yanlışı oluyor. Ama yanlışlar hep yanlış. Evet. A'nın yanlışı da yanlış. Yani sonuçta yanlışlardan büyük ölçekte de kastım. Zaten matematik, zaten bütçe. Evet. Yani zaten rakam. Yani o nedenle şimdi 10 lira geliriniz varken 12 lira harcamak yanlış. 100 lira geliriniz varken 120 lira harcamak da yanlış. 1000 liranın 1200 lira harcamak da yanlış. Yanlış her yerde yanlış ama 1000 lira geliriniz varken işte 900 lira harcayıp da 100 lirayı kâr etmenin doğruluğu yani tartışılabilir. Öbürü farklı bir şekilde, amaçlar da farklı. Yarışmacı birlikte yarıştığınız zaman hedefler de farklı olduğu için doğrular birazcık değişiklik gösterebilir. Ama özünde yanlış yapmamak, aslında yanlış yapmayınca da doğru yapıyorsunuz anlamına geliyor. Biz bu yanlışları yapmamaya çok özen gösteriyoruz. Peki başkanım, 1 üzerinden 10. Ne kadar nankör bir meslek? 10 üzerinden mi diyorsun? 1 yani? Üzerinden 10 mu oluyor? 10 üzerinden 10. Türkçe. Bir. Evet, 10. Ne kadar nankör bir meslek. Yani 1'den 100'e kadar diyeyim. Hadi daha kolay olsun benim için. Yani ne kadar mı? Mesela hani... Ya kalecilik gibi deyip anlarsın o zaman. Yani sen çok kötü. Ben bıraktım başkanım. Ya şimdi tabii ki birazcık skor odaklı bir anlayış söz konusu şu anda maalesef Türkiye'de. Tamam kalecilik kadar demeyelim o zaman, tamam. O kadar ama yani üzerinden dersek de gene bir 60-70 veririm yani. 70 fena değil canım, o kadar. Ya 80 fena. Bence ya 80 değil mi? Yok 60-70 yani iki hafta kaybedince 60-70'leri de geçiyor yani üstünde kaybederseniz. Maalesef öyle. Peki başkanım, duygusal bağ sorununu nasıl çözüyorsunuz kulüpte? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Şöyle duygusal bağ. Şimdi bir ekibimiz... Duygusal bağ sorun olarak değil, büyük bir artı olarak görüyoruz. Çünkü hepimiz duygusal bağla... İşte bu programın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Duygusal bağ... Mesela beni çok şaşırtan bir cevap. Doğru, evet. Duygusal bağ olmazsa yapılmaz zaten. Baştan da söyledim yani. Akıllı adam bir şey değil diye... Evet. İlk bölümde de söylemiştim. O duygusal bağ her şeyin önünde. Bütün zorlukları sizi
üstesinden gelmenizi sağlayan motivasyon zaten o duygusal bağ oluyor. Bu programda istediğimi aldım. Aslında yani bizim özelimizde de benim de en büyük duygusal bağım da birçok Göztepeli'nin de duygusal bağı. Bu efsane takımdır. İşte biz bir 6 sene önce geldiğimizde bu üzer, onda hikayesini çok kısa anlatayım. Üzerlerindeki formaları 1966 senesinde İtalya'dan getirmişler. İtalya'dan bir Göztepeli yöneticimiz getirmiş. Tabii o zamanlar demin konuştuğumuz malzeme konuları bu kadar bol değildi yani. Evet. Şimdikiler kadar şanslı değildi bu nesil. Çok dinledim hikayelerini. İşte antrenmana çıkardık tişörtle, formayla ya da maça. Maç bittiğinde formamız 1,5 kilo olurdu yağmurlu havalarda, çamurlu havalarda 1,5-2 kilo olurdu. Havlu gibi toplar, çünkü. Tabii ki tabii. Toplar gene keza öyleydi. Neyse o formaların yukarıda görüyorsunuz. Yani bunun anlamı da renkli olanlar o zaman için hayatta olan abilerimizdi. Siyah beyaz olanlar da hakkını rahmetine kavuşmuş olan oyuncularımızdı. Ama tabii çok 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 üzülerek şimdi söylüyorum. Renklilerden de maalesef kaybettiğimiz Bombacı Halil gibi, Nevzat Güzelırmak gibi, Ahmet Cücen gibi, Ekrem Hakkı Özhan gibi takımımızın doktoru ki çok emeği varmış o zamanlarda. Ertan Özür gibi abilerimizi kaybettik. Şimdi Göztepe'yi Göztepe yapan değerlerin başına da aslında bunlar geliyorlar. Evet. Çünkü ilk Avrupa'da çeyrek final, ilk yarı final oynayan bu takım tüm Türkiye'de insanların sempatisini kazanmış bir takımdır bu. Türkiye'nin ben 7 coğrafi bölgesinde de maçlar dolayısıyla hemen hemen bulundum. Ve her gittiğim yerde mutlaka ve mutlaka belli yaşın üstündeki insanlardan bu kadroyu lakaplarıyla beraber bir çırpıda ezbere saydıklarını duydum. Bu takıma olan hani sevgiyi ve saygıyı gördüm. Yani radyodan dinlerdik biz onu diyorlar. İşte Atletico Madrid zaferi diyorlar. Tabii. Buralarda değil yani dediğim gibi Trabzon'da özellikle o kadar çok karşılaştım ki. Bu nedenle şimdi bu nurlar içinde yatsın. Nevzat abi olsun, Halil abi olsun, Ertan abi haftada bir bazen bana uğrarlardı. Bu koltuklarda sohbet ederdik. Yani o öyle bir şansım oldu benim. Dolayısıyla biz de işte o gün öyle bir o retro bir kıyafet yaptırmıştık. Onlarla birlikte tesisimizde işte onların döneminde kazandıkları kupaları da alarak öyle bir çok güzel bir gün geçirmiştik. O nedenle bu insanlar o dediğim duygusal bağın oluşmasının en temel taşlarıdır diyebilirim yani. Ay. Evet. Çok iyi. Yani benim için paha biçilmez bir tablodur yani bana göre. Allah hepsinden razı olsun. Güzel Mona Lisa'dan daha değerli imzaları çünkü hepsinin ıslak imzası var. Böyle bir güzel bir proje bu. Çok güzel bir proje. Yani evet, biz bu takımla çok yaptık ya. Yani Treli Mehmet abim işte birazcık rahatsız dediler. Hemen toplandık böyle bir minibüs beraber onu ziyarete gittik. İşte burada sohbette ya işte Nur içinde yatsın. Ertan abiyle Halil. Halil ne köfte yerdim be orada dedi. Abi neredeydi dedik. İşte köfteciye gittik beraber. Mümkün mertebe. Hemen de bir 8-10 kişi oluyorduk yani. Bu takım böyle sağ olsun Adil abi, Adil Artıner, Ali Artıner'in kardeşi. O da hemen organize... Futbol sahasında hemen organize... organize oluyorlardı. Hep onlarla böyle beraber çok çok böyle günlerimiz oldu yani. Böyle 8-10 tane şey yaptık. Birlikte gezi diyebilirim. Şimdi başkanım asıl soru şu aslında herkesin merak ettiği. Dışarıdan bakıldığında kulüp başkanları, başkan vekilleri veya işte kim yönetiyorsa bu futbol kulüplerini iyi para kazanıyor gibi görünüyor. Bunu bize bir açıklar mısınız? Nedir durum? Realite? Şimdi yani dernek statüsündeki kulüplerin nasıl yönetildiğini bilmiyorum yani oradaki başkanların para kazanıp kazanmadığıyla da ilgili bir fikrim yok ama sonuçta şirket statüsünde yönetilen bir kulüplerde programın başında söylediğim gibi şu anda denk bütçe yapmak mümkün değil. Ama hayalimiz tabii ki uzun dönemde ayakları üzerinde duran bir Göztepe yaratmak. En azından denk bütçeli. Tabii bunun için altyapının da olması gerekiyor. Daha önceki bir sohbetimizde söylemiştin işte Abramovich'in Chelsea'ye yaptığı yatırımlar ve para kazanmadığını söylemiştin. Evet yani ben size şöyle söyleyeyim. Benim kendi
bilgim Abramovich'in 1 milyar 200 milyon sterlin gibi bir totalde bir para harcadığı, kaç sene, 15 sene falan oldu galiba, tam bilemiyorum. Bununla birlikte artık ne kadar getirisi olduğunu bilemiyorum, bunun ne kadarı geri dönmüştür bilemiyorum ama şöyle bir şey var. Abramovich'in 2 milyar pound'a Chelsea'yi satmadığını da biliyorum. Anlatabiliyor muyum? 1.2 milyar. Yani buradaki şey nedir o zaman diyeceksiniz. İşte marka değerini oluşturdu, marka değerini attı. Yani günümüzde de birçok internet üzerinden çok büyük hacimli iş yapan şirketler zarar ediyorlar ama işte piyasa değerleri 10 milyar dolar, 15 milyar dolar gibi rakamlar dönüyor. Buradaki marka değerini arttırmak en önemli unsur o. Peki o zaman başkanım, sonumuzda şöyle geleyim ben. Şimdi bir köklü bir kulübün başkan vekili olabilmek için bir başınızda ve arkanızda ve yanınızda güzel bir başkan olması gerekiyor. İyi bir başkan, bir dostunuz olması gerekiyor diyelim. İki, yönetim kabiliyetinizin yüksek olması gerekiyor. Beni düzeltin lütfen yanlışsa. Veya buraya araya girebilirsiniz dediğinizle. Üç, ya çok vardı da ben kendimce. Üç, bildiğiniz şeyleri bile uzmanını bulup çok köklü bir şeyin içerisinde o dallara ayırıp kendi kendine işleyen bir sistem kurmanız gerekiyor. Dört, peki. Heyecanı ve riski çok seviyor olmanız gerekiyor diye özetledim ben. Eklemek istediğiniz çok vardır da. Yani heyecan kısmı doğru. Yani onun haricinde bir kere bence hizmet ettiğiniz armaya aşık olmanız gerekiyor. Hizmet ettiğiniz renkleri çok sevmeniz gerekiyor. Almaya değil, vermeye gelmiş olmanız gerekiyor. İlla maddi değil bu. Yani kimisi nakitini vakfeder, kimisi vaktini vakfeder. Hani benim buradaki pozisyonum da dediğim gibi yani Mehmet Sepil bütün nakiti o şey yapar ama ben de vaktimi harcıyorum. Benim de kendimce vaktim bana göre çok değerli. O nedenle en önemlisi bir kere o yaptığınız işi sevmeniz lazım. O camiayı sevmeniz lazım. O armaya aşık olmanız lazım ya da o armayı çok sevmeniz lazım. Benim için gerek ve yeter koşul bu. Ondan sonra yaparsınız, yapamazsınız, beceremezsiniz, bırakırsınız, devam edersiniz, devam etmezsiniz. Onlar yolda zaten hayat sizi nereye götüreceği belli olmaz. Ama benim için yeter ve gerek şart aslında oraya hizmet etmek üzere gelmeniz. Hizmet edemediğiniz noktada da ya ben daha iyi ya da daha iyi hizmet edeceğine inandığınız birini gördüğünüz anda da hemen geri çekilmek olmalıdır diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. İnşallah biz de yani bayrağı bizden daha ileriye götürecek birilerine en kısa zamanda devrederiz. Yani 8 sene de bence yeterli bir süreç. Çok uzun, iyi. Uzunca bir süreç. Hani yorulmak için de yeterli bir süre. Demin saydığım o hazlar için de yeterli bir süre. İnşallah böyle genç ve dinamik bizden çok daha başarılı olacak insanları da bayrağı devrederiz. İnşallah demeyeceğim. Biraz daha vaktiniz var başkanım. Şimdi ben bu güzel sohbet için hem teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür de daha bunu birkaç kere daha tekrarlamak istiyorum kesinlikle. Biraz da işin finansal kısmını ve yönetilebilirliğini aslında konuşmamızda çok yararlı olacak. Şimdi izleyen arkadaşlarımız için şöyle özetlemem gerekiyor. Sayın Tayyip Papatya'nın da söylediği gibi başkanımızın aslında bizim yurt dışında hiç anlamadığımız bir konsept, eskilerde kalan bir konsept, tuttuğunuz takıma bağlılık ve aşık olmak. Antrenörlerde, futbolcularda bunu görüyoruz ama yönetimde NBA, golf, işte golf değil, işte beyzbol, buna baktığınızda hep bir görürsünüz ki bir CEO bir kulüpten bir kulübe gider, bir kulüpten bir kulübe gider. Belki de profesyonellik budur ama Türkiye'de özellikle Göztepe gibi köklü bir kulüpte olması gerektiği gibi ve olması gerektiği biraz aşan durumlar var. Gerçekten bu işe aşık bir başkan, bir başkan vekili, bir sportif antrenörü, bir koçu. Ben Göztepe'nin içini çok iyi bildiğim için
Tamamen Göztepe'li bir camiadan oluşan, Göztepe'nin yararına oluşan bir öyle ama yani sonuçta profesyonel kadrolar var yani profesyonel ama hayatta onların yani yadırganmaz onların takım değiştirmeleri. Hani maalesef bazen Türkiye'de demin saydığınız gibi yani o yurt dışındaki özellikle Amerika. Yani şimdi Amerika ile bizim aramızda çok daha fark var. Yani çok bir kere farklı. Biz daha sporcu bir toplum olmamız lazım her şeyden önce. Onlar kadar sporcu bir toplum değiliz. Ama oradaki kadar profesyonel de değiliz. Yani orada Lakers'tan belki Los Angeles Clippers'a da çok rahatlıkla işte bir yani head coach'un ötesinde koçlar daha rahat geçebiliyor ama yani CEO'lar ya da profesyonel yöneticiler çok rahatlıkla geçebiliyorlar. Ve hala profillerinde belki eski takımıyla ilgili bir takım resimler olabiliyor. Bizde böyle şeyler çok daha Jordan, yani Chicago'dan çıktı, Washington'ı satın aldı adam yani. Herkes çok yadırgamış ama olabiliyor. Evet yani Türkiye'de birazcık yani bu geçişler var, oluyor. Yani bizim de başka bir takımdan gelen CEO'muz da oldu. Çok da başarılı da oldular. Evet, hiç bundan yana hiçbir dediğim gibi bir sıkıntımız yok. Bence öyle olması da gerekiyor ama hani aynı renklerden gelmişti o yüzden sıkıntı. Yönetim düzeyinde geldiğiniz zaman hani ama ben çok doğru da bulmuyorum yani. Bir takımın başkanının başka bir takıma da başkanlık etmesi ya da ya ben kendi adıma öyle bir ama şey dost söz konusu olmaz bir daha yani. Bir laf vardır, böldüm. Ve başkanımın en güzel laflarından bir tanesidir. Bir takımı çok sevmek ten o takıma zarar verebilirsin. Hep söyler yani bir takıma o kadar çok seversin ki o takımı o sevgin bile bazen takıma zarar verir. Sevgi aslında bu kadar güçlü bir şey. Ben iyi ki buradasınız diyorum. Yağ çekmiyorum gerçekten. biliyorum da işin nasıl gittiğini biraz az çok. Ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize son bitirirken Türkiye'nin bu konseptini az da olsa sizlere anlatmaya çalıştık. İzmir, Göztepe, Süper Lig'de oynayan bir köklü bir kulübün efsane kadrosuyla ileride anılacak efsane bir başkanıyla, ileride anılacak efsane bir başkan vekiliyle ve büyük bir ihtimal topçularıyla ileride de bir arada olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlerleyen programa tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın.